Ziyech çıkıyor, Kerem Aktürkoğlu giriyor. Torreira çıkıyor, Berkan Kutlu giriyor. Barış Alper çıkıyor, Tete giriyor. Kaan Ayhan çıkıyor, Sergio Aurier giriyor. Victor Nelson çıkıyor, Davinson Sanchez giriyor. Bu arada çok önemli. Bence gol krallığını Icardi götürür diyorum lig sonunda. Sen ne dersin? Bu ligde defalarca gol kralı olmuş, altın ayakkabı almış birisi olarak. Sezon sonu gol kralı kim olur sence? Güzel. Şöyle düşünüyorum. Edin Dzeko'nun moralinin, motivasyonunun yerinde olduğunu Çok düşünüyorum. doğru. Evet, bu İsmail Kartal her 70. dakikaya gelince Edin Dzeko'yu oyundan alıyor. Hiç çift santrfor oynatmayı denemiyor. Veya 90 dakika tahammülü mü yok Edin Dzeko'yu oyundan alıyor. Anlamış değilim. Algıda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hala İsmail Kartal 5 maçı kazanırsak şampiyon oluruz diyor. Herhalde puan farkının 4 olduğunu unutuyor sevgili İsmail Kartal. Nasıl hesap yapıyor onu da anlamış değilim. Bak bu akşam zor denilen deplasmanda Galatasaray gitti. İlk yarı 0-0 bitmesine rağmen, kötü oynamasına rağmen, kalede devleşen bir Muslera olmasına rağmen ikinci yarı. Yani işte yıldızlar topluluğu budur. Kreatif oyuncuların farkı budur. Niye? Skor board'u değiştirirler. Attıkları Çok gol doğru. niye? Yani 90 dakika boyunca bir kere pozisyona girer. Onda gol yaparsa o skor board değişir. 3 puan alınmış olur. O yüzden Galatasaray'ın yıldızları, Galatasaray'ın oyuncuları gole daha çok yakınlar. Daha çabuk gol Çok. bulmak yetenekleri var. Yani Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi'ye kadar, Barış Alper'inden Kaan'a kadar veya Ziyech'e kadar yani 6-7-8 tane maçta her an gol atabilecek kalitede oyuncu var. Defansta Abdülkerim bile gidiyor kafayla goller atıyor. Bu da çok önemli, çok değerli. Sağ bek Kaan bence bu takıma ama hiç yakışmıyor. Çok ağır kalıyor. Niye bu Kral. kadar tahammül ediyor? Ben onu Kral. anlamış değilim. Güzel söylemeden geçemem. Kral, bir de maçın hakimi Bahattin Şimşek'i nasıl buldun? Ya Bahattin Şimşek bazı sarı kartlı pozisyonlarında es geçti. Maçın genelinde çok zorlanmadım. Bir tek rakipte yani Adana Demirspor'da olan kimdi o habire itiraz eden? Hani gitti geldi ya adını da unuttum şimdi. Balotelli mi? He, Balotelli Yücel maç boyunca hakemle uğraştı. Aslında O onun klasik. gerçekten de klasik hakemler de artık onu tanıyor, biliyor. Faulde çalmıyorlar. Çalmadıkça isyan ediyor. Kendini yerlere atıyor. Çime vuruyor. Yani tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Komik. Herkesi güldürdüğünü düşünüyorum. Haklı olduğu birkaç pozisyon var ama haksız beklenti içine girdiği 7-8-10 pozisyon var. Abdülkadir Kerim'le bugün Balotelli bayağı çarpıştılar. Bayağı mücadele ettiler. Bayağı birbirlerine hırladılar. Sertlik yaptılar. Güzeldi, keyifli bir maçtı. 3-0 net bir skor. Güzel bir skor. Bu ilk yarıda oynanan ve Muslera'nın en az 5-6 %100 gol kurtardığı bir maçta Galatasaray 3-0'lık bir skorla evine dönüyorsa geçen hafta söylediğim gibi Evet. bu Çok hafta iyi. dönüyorum ki Doğru. Galatasaray bu yarışı bırakmaz. Galatasaray puan kaybetmez. Galatasaray şampiyon olur. Geçen hafta İsmail Kartal Evet. Oynadığı oyundan sonra, aldığı skordan sonra dedim ya geçen hafta Galatasaray şampiyon olmuştur artık. Bu net bir şekilde ortadadır. Gazeteciler yazmasa da taraf da olsalar bu bir gerçektir.